Herkese günaydın, selam. Büyük kamerayla çektiğim için yine zoomlanmış suratıma. Nasılsınız, iyi misiniz, umarım iyisiniz. Ben çok heyecanlıyım. Tavrımdan, hal ve hareketlerimden bellidir belki. Sabah saat kaçtı? Terledim. Sabah saat 6.30-7 gibiydi. Döne mesaj yazdı. Sanırım sancılarım sık gelmeye başladı diye. Düzensiz ama sık dedi. O yüzden zaman tutuyor. Dedim şimdi gelin mi? Hayır, şimdi gelme dedi. Dedim o zaman okula çocukları bırakayım, hemen yanına uçacağım dedim. Aynen de öyle yapıyorum. Şu an saat 8.56 ve hemen dönen yanına gideceğim. Dedi bir sıcak suya, ılık suya gireyim dedi. Ben dedim beni bekle, girme dedim. Çünkü ne olur ne olmaz. Kemal da işte, o da çıkmış, hemen geliyormuş. Biliyorsunuz taksi şoförlüğü yapıyor kendisi. O yüzden az önce konuştum. Az mesafe olarak biraz uzak bir yerde ama dedi işim hemen çıktım geliyorum dedi. Az önce görüştüm. O yüzden gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Kaçıncı yeğenim? Akay, Rüzgar, Fidoş 4. yeğenim. 4. muhtemelen de son. Çünkü artık kimse istemiyor. O yüzden dönenin yanına gidelim. Ben de bir heyecan yaptım. Bir şey yaptım. Sabah zaten hiç durmadım arkadaşlar. Döne zaten ters gideceğim. Araba büyük olduğu için U dönüşü yapamıyorum. Yani yaparım da bu sefer yeşilliğe, tahtaya, taşa zarar vereceğim. Tekerde zarar görecek. O yüzden böyle gideyim. Neyse sabah 6 bir şeydi işte, uyandım mesajla. Ondan sonra çamaşır vardı zaten makinede, dün bir gelir gelmez eve hemen siyahları attım çünkü üniforma da vardı. Azdı kıyafetler, o yüzden kıyıp makineyi çalıştırmadım. Dünkü kıyafetlerle birlikte hemen siyahları attım ama uyudum, yani beklemedim çıkmasını. Sabah da hemen kalkar kalkmaz onları bir kurutmaya koydum. Ondan sonra da direkt beyazlara attım. Onları da ekspres yıkamaya verdim. Yani 20 dakikalık yıkamaya verdim. Sarı tişörtleri çıksın diye. Öyle yani, bir hararetli bir koşturma vardı zaten. Sonra evde ne dilim ekmeği kalmış ne bir şey yani. Ne kadar hazır bir anneyim. Sonra buzluktan biraz ekmek çıkardım. Onu fırına koydum. Fırına koyduğumda da biraz böyle sert oldu. 170 dereceye getirdim. Çözülsün diye ekmekler. Bazen çok güzel çözülüyor. Bazen de böyle davul gibi şişiyor yani. Davul mu denir? Şişiyor. Ondan sonra da kupkuru oluyor. Bir muşambanın içine koydum. Sardım, bekledim. Yumuşamadı. Ekmeğin kendisi zaten kahverengi ekmeği olduğu için, bir de tohumlu. Cevizli. O yüzden daha da sertleşti. Sanırım ekmeğin tipi öyleydi. Neyse çocuklar bir şekilde Serhat'ın ye demesiyle yediler. Yoksa ben niye ye deseydim benimle yemezlerdi. Siz düşmeyin diye oradan oraya geldim. Neyse heyecanlıyım. Hadi gidelim. Çok konuştum sabah sabah. Araba geliyor. Şu yolların bir darlığını görseniz diyeceksiniz ki sen nasıl araba kullanıyorsun. Göstereceğim şimdi bak. Geç gelen velilere yol vermeye çalışıyorum çünkü kendimi düşünüyorum. Ben geç gelince karşıdakinin bana yol vermesini bekliyorum. Day of his life. And then ondan sonra da araba bir gelip gidiyor. Şu 12 çok kötü değil. Araba var mı? Gelip varmış. Gidiyor. Yüzü, gözü, evet, dudağı da hep şişmiş. Tam evet, doğum zamanı. Yani doğum şeyi böyle doğum, gidiyor ya. Aynen, doğum tipi gelmiş, yüzüne bizim vurmuş. İpek, okulda bir kadın var, arkadaş İpek dedi, burnun şişer dedi. Evet. Şişmiş, şişmiş. Ben de bir yaşamıyorum bugün. Ben de bir ihtimalle götüremem. Olmazsa okuldan sonra gelirim. Yeah. 6.40'da zaten hastaneye gideceğim, scan yapacaklar. Bugün? Yeah. Dedim gitmişken orada triyaja da geçerim. Çünkü Monday dedi ya. Yeah. Triyaja da giderim, triyajda da bir bak. Şey gideyim, benim randevum var. Sadece Ezgi burada. Ne ne, biz buradayız. Gerçekten 11 kaçtaydı? Ama bir şey değil dedim. Bu Sevil de geldi, dönenin bacısı. Kötü olursan Akay'la... Sevil gel, bir selam ver herkese ya. Nasılsın? Şey, kızlar aldırdım. Heyecanlı mısın? Döneden fazla. Senin de 4. yeğenin olacak değil mi? Aynen. Ne kadar? 3. 3. Hayır. 3. Ablam da 2. 3. No, 4. İşte 4 kız, ben Allah'ım, ben sizden nasıl dahil ediyorum ya? 4. Sevgi de var hayatım. Akay. Tamam, free. Ben nasıl bir soru? So you've got 4? Ha, 4, evet, evet. Yeah. Tamam. 4. benim de 4. yeğenim. Aynen. Aa, 4. 4. Aa, evet. Evet.
Dördüncü yer muhtemelen son yerin. 30 küsürat. Bende 20-30 tane yeğen olduğu için artık excited bile değilim. Sevin muhtemelen de. Son yeğenimiz işte. Dördüncü ve son yeğenimiz. Bende son. Aa pardon, seninki son olamaz. Çok seninki yaşa. Seninki son olamaz. Ben daha Eren var. Bu söylenci mizgin yapar gibi geliyor. Sorry. Onu da sabah düşünüyordum, acaba dönenin son mu olacak? Allah olmayanlar versin. Benim son olur da. Ve konuşmak için değil. Bu kaydı unutma. Neyse uyan mizgin. Uyanmam ya. Sabır yok. Bize ben de sabır yok diyor. Hiç sabır yok bende. Tam yok ama yaparsın. Ben kolay sinir... Ya hey Ezgi abla, ben kolay bana sinirlenen biriyim. Allah sabrını veriyor. Aynen. Gücü de veriyor, sabrını aynen da veriyor. Saate 11 yaptık arkadaşlar. Bekliyoruz. Ama Akay'ı kim alacak? Sayılı saatler. Kemal yetişir bence ya. Kemal bence gelir de. Bir yarım hiç saat, bir saate Kemal gelir, Kemal alır. Kemal abi gelsin, ben öyle çıkarım. Ay aynı bana benziyor mis gibi. Evet. Yeah, everyone says that recently. Aynı bebekliğime benziyor. Ama resimler aynı ya. Yüzü yuvarlaklığı gözü. Yeah. Burun şekli bile. She's got a small petite nose. Look, dudakları değil. Dudakları dudaklara benzemiyor. Benimki. Bir de gıdığı ama benziyor. Senin yine dudağın var. Senin kardeşlerinin hiç dudağı yok. Bir de gıdık. Oh, gıdık benimki. Bende var hayatım. Neyse, kilolardan bahsettim. Sen nasıl hissediyorsun? Anlat biraz. İyiyim. Şu an iyiyim. Ama gece kötüydü. O yüzden panik oldum dedim. Böyle devam ederse yani kesin giderim hastaneye. Evet. Hatta sevindim. Hani suni sancı falan almayacağım diye. Aynen. Ama şimdi yavaşladı. Anlamadım. Aynen. Bana şu resmi gönderdi. Sancıların geldiği saat. Saatleri şu an. 3'te mi başladı tam? Ondan daha önce başladı. Ha, ama bu zaman saymaya başladı. Dedim belki hani ne bileyim tam sancı değildi. Çok hayır, ben ciddi niye almadım. Sanki doğum yapacakmışım gibi. Hareket ama burada bayağı sık. Yeah, sık sonradan azaldı. İşte anneyle konuştuğum saat 6 civarı. Her 10 dakikada bir, 10-12 dakikada bir geliyormuş. Bir ara daldım. Bir yarım saat falan. Baksana mizgin. Baya geliyordu. Sonradan yavaşladı. Oh my god, bir de uzun. Yeah. Dakikalarca. Bazıları böyle 70 saniye falan. Ay. Ben oturttum. Bildiğin neredeyse yaklaşık 3 saat. Nasıl heyecanlanıyor bu? Hepsi 3 günde bir günde hepsi. Yürüyüşe çıkabiliriz istiyorsan. Test şeyden kurtarsın derler ya, test sancıda tek bir seferde. İnşallah öyle olur. Kim tek sancıda kurtuluyor? Ben çok merak ediyorum. Hani diyorlar ya tek sancıda. Ben çok insan aslında bilemese Sevil abla. Tek sancı ama. Tek sancı değil işte. Yani laf gelişti tek sancı diyorlar da. Ama bir kadın biliyorum olsa. Mesela kadın laf yapıyor, kadın birden sancısı geliyor, arabanın içinde kocası da arabayı sürüyor, kadın arabanın içinde doğum yaptı. Ya o gerçekten de belli olmuyor ki. Oluyor yani, oluyor da işte bize denk gelmiyor maalesef. Denk gelmesin de. Sürünüyoruz. Arabada doğum yaptılar. Aynen. Sana müzik açalım mı? Yok, o müziği yok. Açalım. Yok. Biraz böyle... Ama bak acaba. Mesela nefes alıp verme tekniğiyle ağrı gidiyordu. Bazıları o yüzden kısa. Because of the breathing techniques. Diğerleri de kendime böyle kasınca onlar uzun sürdü. Neyse ağrı gelecek yani de. Öyle de böyle de. Evet, bir şekilde çayını gelecek. Gösterelim işin çayı. Hayırlısıyla inşallah. İçtim onu, içtim. Evet. Ondan doğal sancı başlatmak için şöyle raspberry leaf tea. Raspberry, böğürtlen çayı. Bir de hurma diyorlardı. Bir de ananas diyorlardı. Bir de... Yeah, look at it. 1, 2, 3 Makes the baby excited. 1, 2, 3 cups. That's good then, you can have another one. Bir tane de akşam içersin. İçinde bak hibiscus var, elma var, bir de raspberry, black, chokeberry. Bayağı varmış içinde, yeah, karışık. Beriler karışık. Yeah, güzel. Bakalım. Hayırlısıyla gelsin de. Ne zaman? Saat mat önemli değil. Yeah. İkisi de sağlıklı bir şekilde hiç olmaz. Olur. Yeah. Oturalım. Az daha sohbet edelim. Döne biraz şey yapsın. Etkinliklerini yapsın. Şöyle 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 şöyle. Egzersiz. Tamam. Sen itir. Sen de gel. Çocuklarla Lidl Market'e geldik. Lidl alışverişine geldik. Çok ufak tefek bir şeyler, birkaç bir şey alacağım böyle hemen. İdare elikmen. Çünkü bu hafta sonu daha detaylı bir
alışveriş yapmam lazım. Hadi çocuklar, buraya gelin. Aynı zamanda da şöyle açık kalsın, nasıl sohbet edeyim. Döneyi saat 3'te çıktım evden. Dedim döne ben çıkıyorum, çocuklara almaya gideceğim. Ondan sonra da Kemal zaten Akay'ı alıp eve gitti. Saat 6 gibi şey vardı, randevusu vardı. I need to get oranges, but not these ones. The ones in the basket. They're easy peelers ama bunlar güzel değil. Şu büyüklerinden alalım da bunlar da bayağı sertmiş. Şu. Bunlar da, ha? Şunlar daha lezzetli görünüyor. Tamam. Al bundan iki tane al, koy oraya. Tamam, bir iki tane koyun. Ondan sonra Kemal zaten Akay'ı alıp eve geçecekti. Dedim öyle yap. Dün Ali amcalara gittik ya, o da bana bir kasa meyve sebze bir şeyler koydu. Onlar da evde yerleştireceğim. Şöyle hemencik bir soğan, sarımsak, bir taze fasulye almak istiyorum. Havuç. Dur aşkım, bunlar kalsın şimdi. Önemli olan şeyleri alalım da bunları sonra ben detaylı geleceğim. Guys, come this way. Kapya biber olmazsa olmaz. Kapya biber alalım. Verin al. Ondan sonra salatalık alalım. İlk önce çoğunlukla şu an Devran'ın beslenmesi için geldim açıkçası. Çünkü beslenmede bir şey yok. Arkadaşlar çok ilginçtir. Bakın şunun bu. Bu marka burada en böyle popüler, bir de pahalı markalardan bir tanesi. Bu da bakın Lidl'ın kendi markası Simply, yani daha uygun 80 kuruş. Dedim ki Ezgi bir çılgınlık yap ve ikisinin arasındaki hani içinde neler var neler yok diye bir bak dedim. Bakın burada elimde. Ve bu da burada. Ekran kartı koyacağım. Siz de bakın arkadaşlar, gerçekten yani şaka gibi. Uygunun da pahalının da arasında hiçbir farkı yok. Tabii ki diğeri sadece isim yapmış, ün yapmış. Marka adına sadece para veriyoruz. O yüzden diğerini indireceğim bunu. Ve şundan 3 paket alacağım. Çünkü bazen bazı ekstra şekerde, tuzlu bundan daha az. Yani bazen böyle bakmak gerekiyor. Biz bilindik isimlerle hemen alışveriş yapıyoruz. Ondan sonra diyoruz pahalı. Neyse, ondan sonra bir de nugget alacağım. Herkese selam. Biz eve geldik. Bu arada şunu, Instagram'da o kadar öneriler gönderdiniz ki yaptım sonunda. Şöyle bir şey aslında, Özlem'in aldığı kolyeyi bağladım ama hoş durmadı. Ama ne yapmaya çalıştığınızı anladım. Böyle ters çeviriyorsunuz ki böyle düz dursun. Ama bir iki aya zaten bunu yaptıracağım. Aynı bu şekilde başka bir model düşünüyorum. Ama aynı bu tarz olacak. Ortaya da Özlem'in aldığı böyle pendant girdi. Ama ben farklı bir şey düşünüyorum. Neyse böyle. Bu arada annem Türkiye'den şu vitaminleri aldı arkadaşlar. Bunları kullanmaya başladım. Annem kendisine çokça almış. Biraz karanlık oldu. Işık gerçi yanıyor. Şöyle Solgar markasına ait vitamin. Bu kalsiyum, magnezyum ve zinc içinde. Biraz çok büyük geliyor tabletler. Ben ikiye bölüp içiyorum. Tek bir tane. O yüzden buraya bıraktım. Hatırladıkça içmeye çalışıyorum. Biraz dengede tutuyor. Arada fark var mı? Daha bir hafta oldu kullanalı. Bakalım, haber veririm size. Biz hemen eve geldik. Alışverişi şu buyu hiçbir şey yerleştirmeden sabahki ortalığı biraz toparlamak istiyorum. O yüzden toparlayayım. Ondan sonra yaptığım alışverişi size gösteririm. Ve habire Kemal'ı da arıyorum. Döne'yi arıyorum. Ne yaptınız diye. Onlar randevusuna gitmişler. Bizi merakta bırakmasınlar. O yüzden öğrenir öğrenmez size de söyleyeceğim. Umarım bir avazda doğum yapar. Gerçekten zor bir iş yani. Doğum. Anne, kendisi de, bebek de sağlıkla çıkarlar işin içinde. Oh, çok yoruldum. Ne yaptım deseniz hiçbir şey ama yoruldum. Çöpleri arkadaşlar çok kirlenmediği sürece şu tek kullanımlık bezler var. Ben Elsa'dan bazen alıyorum, bazen Lidl'dan alıyorum. Tek kullanımlık bezlerle şöyle etrafını siliyorum. Çöpü boşalttım, siliyorum. Ondan sonra içini de fısfıslayıp yeni bir taneyle böyle alıp götürüyorum çöpü. Oh.
çocuğum, sırf Türkçe cümle kurdun diye suyu sana hemen vermem mi gerekiyor? Evet. Evet. Sanki anladın ne dediğimi. Şu geri dönüşümü de halledeyim. Çünkü bayağı birikti. Çok güzel. Çok güzel. Oraya koy kurusun. Şu camı silim. Geçen bayağı mahvolmuş. Şu çocuklarım, siz cama niye gerek dokunma gereği duyuyorsunuz? Ben onu anlamadım. Benim canım hatırlamıyorum sanma. Gel. Kimin refleksi daha iyi? Gel. Gel. Nasıl gaza geldin? Sabah gaza gelmek ne demek? Her sabah bağırışmayı mı diyor? Olacak öyle arada bir. Yerdeki şeyleri kapar mısın? Bu da bir yerdeyim böyle. Bravo. Ya sorumum ben. Sen gitmiyor musun? Nereye? Sen beni evden kovmaya mı çalışıyorsun? Sen git, gideceğim nerede bir tane git? Ben? Yok be, beni aradık, ararsa gideceğim. Bir arasana Kemal'ı. Dur, onu şey yapacağım onları. Video çekeceğim. Paraları söyle. Nerede yedin paraları söyle söyle. Müge Anlı'yı dinliyorum da adama diyor nerede yedin paraları. Arkadaşlar ben eve geldim. Sanırım yeğenimin gelecek olma ihtimalinin heyecanı ile. Hayır, gelecek olma şeyiyle işte. Heyecanıyla. Evet, gelecek olma heyecanıyla bir gaz geldi. Eve gelir gelmez bir temizliğe koyuldum. Çamaşır katladım, yerleştirdim, yerine tek tek koydum. Koyarken dolabı temizledim. Ondan sonra çocukları banyettim, yukarıyı süpürdüm falan, mutfağı toparladım, makineyi boşalttım. Tezgaha başka ne yaptım be? Camı sildim. Benim kocam sadece oturdu, beni izledi. Canım senin her halini zaten görmüşler. Görmez olsalardı. Yedi yedi sonra diyor göbeğimi gördüler mi? Neyse, alışveriş yaptım, onları hemen göstereyim. Çoluk çocukla fazla bir şey alamadım. Zaten toplu bir alışveriş değildi. Hemen aparatif, çocukların beslenme çantasına koyacak şeyler aldım. 2-3 paket cips aldım. Şöyle tekli paketlerde çikolata aldım. Beslenmeler için bunlar da. Kendimiz için de şöyle sade bir çikolata aldım. Ondan sonra 2 mandalina, 2 paket
muz, şöyle peynirler aldım, yoğurt aldım, süt aldım. Ondan sonra bu da aparatif çocuklar için peynirler aldım. Şöyle domates konservesi aldım, kapya biber aldım, bir de peanut butter aldım, üzüm aldım. O kadarmış kız. 10 saniyede bitti alışverişim. Bunun tutarı da 50 sterlinde. Hepsi bunlar. Diyorum ki daha ne diyecektim. Aklımda sanki bir şeyler var. Sonra Serhat'a diyorum ki çocukları da banyo ettim ya ben. Gerçi Serhat banyo etti ama en azından koyduk onları oraya. Derini de ben yıkadım. Ondan sonra bir güzel de uyudular. Yukarıyı da süpürdüm. Mis gibi yaptım. Yarına hiçbir iş bırakmadım. Çünkü döne ne olmuş? Sweep off membrane yaptılar. Buraya alta Türkçesini yazarım. Doğumu, natural doğumu hızlandırsın diye. O yüzden eve göndermişler. Demişler eve git. Muhtemelen bu akşam değilse bile yarın sabah öğlen bir doğum gerçekleşebilir. Bakalım. Burada öyle yani, evde gidin diyorlar. Ta ki konuşamayana kadar gelmeyin. Başka ülkelerde nasıl bilmiyorum. Öyle yani. Şimdi evdeler. Yarına da iş bırakmadım. Çünkü direkt aynı şekilde dönelere geçeceğim. Ne olur ne olmaz. Evde yardıma ihtiyacı olur. Yanında olalım diye. Böyle. Bugünlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ne oldu? Yine mi koydun? Bak. Yemin ederim gerçekten siz... Yani ben bu dünyaya çalışmaya gelmişim. Aldın mı hemen? Yerdeki düşen paketi ne yapacaksın? Onu da sana bırak. Yavrum bana bir şey bırakma artık. Ben bu saatten sonra yokum.